İyi günler diliyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Ben Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'na da selamını iletiyorum. Kendisi de buradaki sorunu yakından takip ediyor. Biz tabii içeride muhtarımızdan, dernek başkanımızdan da bilgi aldık. Burada önemli bir sorun var ve bu sorunu tam olarak öğrenmek, sorunun takipçisi olmak, sorunun çözümünde ne yapabiliriz, bizim ne katkımız olabilir? Bunun için bugün buradayız, bunun için sizin yanınızdayız. Gördüğümüz kadarıyla Tozkoparan mahallemizde vatandaşımız da kentsel dönüşümü istiyor, bir dönüşüm istiyor ama bu dönüşüme güvenmek istiyorlar, bilgilendirilmek istiyorlar. Bizim anladığımız şey bu. Maalesef şeffaf bir süreç yürütülmüyor, bunu gördük. Bizim üzerimize düşen şu, bu konuda kamuoyunda bu konuyu fazlasıyla gündem yapmak, fazlasıyla bu konuyu kamuoyuna taşımak, bu konunun çözümü için buradaki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin mağdur edilmemesi için biz elimizden gelen kamuoyu baskısını yapacağız. Onun burada size sözünü veriyorum. Bugün değil, her zaman geleceğiz. Sadece ben değil, burada ilçe başkanımız da var, arkadaşlarımız da var. İnşallah burada olacağız. Ben bu süreci yöneten bakanlık yetkililerine, belediye başkanına ve belediye yetkililerine vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmelerini, tatmin edilmelerini, güven sağlamaları kendilerinden özellikle beklediğimizi ifade ediyorum. Uzaktan kumandayla belediyecilik olmaz. Buraya geleceksiniz, vatandaşı dinleyeceksiniz. Vatandaşın derdi nedir göreceksiniz ve çözüm üreteceksiniz. Kış gününde çıkın demek bir çözüm değildir. Bir sorun başka bir sorun üreterek çözülmez. Bu daha büyük sorunlara süreci gebe bırakır. Onun için biz diyoruz ki, tekrar az önceki söylediğim şeyi söylüyorum. Uzaktan kumandayla yönetim olmaz. Koltuklara yapışılarak şehir yönetilmez. Geleceksiniz, burada vatandaşımızın derdini dinleyeceksiniz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bu konunun takipçisi olacağız. Dernek başkanımıza da, muhtarımıza da söyledim. İl başkanlığı olarak hukuki destek vermeye hazırız. Ben de bir hukukçuyum. Hukuki destek vermeye, mahallelerimizin bu konuda her türlü yanında olmaya hazırız. Bunu özellikle ifade ediyorum. Biz sürecin takipçisi olacağız. Kamuoyunda da, hukuki konunun da takipçisi olacağız. Son olarak da şunu söyleyeyim. Biz Tozkoparanlı hemşerilerimizin hakkını yedirtmemek için sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Ben geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu mücadelede biz de sizin yanınızdayız. Yani daha önce kentsel dönüşüm konusunda farklı tecrübeleri olan birisiyim. Onun için dediğim gibi bu konuda yanınızdayız. Çözüm için ne gerekiyorsa biz de elimizden geleni yapacağız. Şimdi evet. Özür dilerim dostlar. Öncelikle Gelecek Partisi İl Başkanı İsa arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Tozder Başkanı olarak biz her türlü, bütün siyasi partilerle bu işe ufacık bir katkı bulacak bütün yapılarla açığız ve burada insan mağduriyetinin önlenmesini istiyoruz. İçerideki geçen konuşmada bütün hukuki ve teknik boyutlarıyla hukukçu az buçuk, bu sayede de biraz hukukçu oldum galiba, aktarmaya çalıştım dilimin döndüğünce ve şunu rica ettim. Burada bu işin teknik, hukuki boyutu olduğu kadar da kamuoyuna yansıması açısından bir kamusal boyutu da var. Bir kamuoyu yaratma boyutu da var. O anlamda Sayın Başkanım'dan ricada bulunarak bütün muhalefetteki şu anda partilerin il başkanlarıyla beraber Tozder ve Örder'in düzenleyici ve sesini çok gür sesli bir biçimde yayınlayabileceği bir biçime dönüştürerek bizim yanımızda diğer basın açıklamasını bizim yapacağımız bir basın açıklamasında tüm muhalefet partileriyle beraber il başkanlarının bulunduğu şekilde yanımızda bulunur musunuz dedi. Onu şu anda çok net cevap vermemekle beraber tebessümle karşılayıp bize döneceğini, bize bu açıklamayı yapacağını ifade ettiler. Biz 10 gün içerisinde böyle bir tüm muhalefet partilerinin hem de Barış Parkı'nda, yani alanın içerisinde veya onu tartışarak buluruz. tüm basın araçlarının, tüm Tozkoparan'ın, bakın sadece riskli alan değil, tüm Tozkoparan'ın katılacağı büyük bir basın açıklamasını gerçekleştireceğiz. Bu anlamda sosyal mesafeye dikkat ederek, bakın buna dikkat etmiyoruz arkadaşlar. Bakın şu olay, kaş yapalım derken göz çıkartıyoruz. Bu anlamda yanımızda olacaklarını düşünüyorum. Kendilerine geldikleri için teşekkür ediyorum. Tozder ve Örder çalışıyor. Hukuksal boyutuyla devam ediyor. Apartman kurulu, yönetim kurulu defterleri için dediğimiz şekilde bunları yapın. Kiracılar için Gül Kırtasiye'de dilekçeler var. Bu dilekçeleri genişleterek, sorumluluk kabul ederek her sokakta bir kişi kiracılarına imza attırarak bulundursun. Bunları bize ulaştırsın. Bunları biz TOKİ'ye göndereceğiz. Onun için kiracılar da, hak sahipleri de, mal sahipleri de bir bütündür Tozkoparan'da. Hepinize teşekkür ederim. Herkese şahit olsun, gelemeyenler var şu an. Birçoğunun şu an 50 yaşlarında, 60 yaşlarında annelerimiz sabahlara kadar uyuyamıyorlar. Şu genel tebligatlarla yapan. Şimdi siz de hukukçu olmanız münasebetiyle. Bu insanlar şimdi bir ayın sonunda elektrik ve sularınız kesilecek deniyor. Şimdi bu ayın sonunda ne olacak? Birincisi bunu merak ediyorlar. İkincisi böyle bir şey yapmaları hukuken uygun mudur? Ya da bu insanlar bunu hukuken nasıl durdurabilirler? Bunu merak ediyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. İşin hukuki tarafında sorunlar olduğunu görüyoruz. En büyük sorunun da işin yönetim tarafında, yani kriz yönetimi tarafında olduğunu görüyoruz. Yani ben az önce de bir çağrıda bulundum. Yani bu iş ben yaptım oldu bitti demeyle olmaz. Yani burada vatandaşımızla belediyenin oturup vatandaşımızın buradan çıkarken gönül rahatlığıyla çıkabilmesi lazım. Yani buraya güvenerek, yeniden hakkını alacağını bilerek çıkabilmesi lazım. Onun için Güngören'i yönetenlerin de bu güvenceyi vermesi lazım. Evet, sorumlulukları bu. Onu söyleyelim. Hocam dedi ki bu arkadaş elektriği, suyu kesiliyoruz. Bunun cevabını vermedi. Şöyle, şimdi ben yönetici değilim ama yani kesilmemesi için, bakın kesilmemesi için, burada hukuksuz bir şey yapılmaması için, hakkaniyetsiz bir işlem yapılmaması için bu mücadelenin sonunda ben belediyenin de bakanlığın da gelip burada vatandaşlarımızla ya biz sizinle beraber bu işi çözelim diyeceğini umuyorum. Onun için de bir mücadele veriyoruz. Buradaki mücadele de onun için, gördüğüm kadarıyla. Şimdi evet. Efendim, o A24 kağıdında Güngören Belediyesi'nin amblemi var. Danışmanlarından birinin altında imzası var. Güngören Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanı virüslü hasta gibi Tozkoparan halkını görüyor. Bizlerden korkuyor. Bizlerden niçin korkuyor? Bizlerle niye muhatap olmuyor? Demin arkadaşım dediği gibi orada elektrik, su, doğalgazın kesileceği söyleniyor ve güvenlik güçlerin bizi engelleyeceği, yani dışarı atılmamız için gerekli mücadeleyi onların vereceği söyleniyor. Bir nevi bu orada var. Şimdi biz burada yukarıda toplantı yapıyoruz. Ömer Bey biliyor her şeyi zaten. Aşağıda toplantı yapıyoruz. Güngören Belediyesi'nden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir Allah'ın kulu gelmiyor. Niçin Küba veya yukarıdaki tıp merkezinin dışında orta kısım olan belediye bloklarını niye görüyorlar? Bir Tozkoparan, genel olarak bir Tozkoparan'dır burası. Niçin tümünde bunu yapmıyorlar da orta alanda bunu yapıyorlar? Dolaşan sözcüklerde sadece ranttan bahsediliyor. Bakın ranttan. Yapılacak olan o lüks binaların, ben bir emekli olarak sosyal konut istiyorum. 4 sene sonra bana çıkaracağı maliyet farkını burada bir Allah'ın kulunun ödeyemeyeceğini bizler de biliyoruz. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milliyet Gazetesi'nde şunu yayınlıyor. 150 milyarla 48 ay sonra, 3 seneyle 48 ay içinde 150 milyar limit, 200 milyar lira vereceğini, herkesin evinin verileceğini söylüyor. Tamam, sen bana evimi vereceksin ama o 150-200 milyar 400 milyara çıkacak faizle. Bizleri bunların verebilmesinin mümkünatı yok. Bakın yok. Burada halk ekmeği alamayacak. Bir kuruş cebine parası olmayan insan dolu. Bizsiz güçsüz insan dolu başkanım. Evet. Yani bunlara Allah rızası için sözde değil özde istiyoruz bir şeyi. Yapmanız gerekeni, başkanımız da sizler de buradasın. Yapmanız gerekeni bize yapın. Teşekkür ederim. Bir şey söylediniz. Yani rantsal dönüşüm ifadesi kullandınız. Evet, yani bu mücadelenin sonunda bir şey daha ortaya çıkacak. Yani buradaki mücadele bizim katkılarımızla kentsel dönüşümün rantsal dönüşümü olmasına da müsaade edilmeyecek. Efendim Ömer Bey buraya 10 tane büyük şirket geldi yukarıya.